Merhaba arkadaşlar, bugün ev yapımı vs sokaktan dışarıdan kokoreç yapacağız, alacağız, tatlarının farkına bakacağız. Daha önce şuracıktan ya da şuracıktan burada. Şuracıktan çiğ köfte yapmıştık, evdeki çiğ köfte vs sokaktan almıştık ve Fırat şu orada ekip ruhu vardı. Ama yani tarif Serdar'dan biraz da değil mi? Fırat, evet. Fırat Bey'in çok bir katkısı vardı. Sen Serdar'ın biraz yoğurdu. Kemal Seç katkı yiyemedim ama. Evet, katkı yoktu oyuncuda. Sen bir de dayağımı ye Kemal. Şimdi arkadaşlar bugün kokoreç yapacağız. Evde kokoreç yapacağız, bir dışarıdan kokoreç aldık, onu yiyeceğiz. Şimdi, Şimdi bak, Serdar Bey buyurun malzemeyi. Kokoreçleri böyle aldık. Bu küçük mü, balya mı artık neyse, böyleydi bu. Uzun küçük, kesilmiş. Küçük değildir herhalde. Sonra onları doğradık. Bu hale bu şekilde. Yani. Evet, burada şimdi zor olacaktı onu. Ondan sonra pişirirken fıtı 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 yapıyor ya kokoreççiler. Biz de yapacağız mı? Yapacağız tabii. Peki o fıtı fıtı yapmak için malzemelerimiz? Spatulalarımız var. Şimdi buna spatula diyeceğiz de bu... Bu inşaat spatulası değil abi. Bu yemek için abi. Ya bu sıva şey şimdi. Burada spatula abi. Tamam biz... Spatula budur yani. Sıva yaparsın, yemek yaparsın. Bir şey değil mi? Sinirleniyor da böyle deyince. Hayır, spatula buna benziyor. Çocuğu gibi seviyor bunları. Hayır, bu spatula abi işte. Peki sıva ne? Abi bunun sıva yapan versiyonu var. Ya sen spatula resim de yapabilirsin. Doğru. Her şeyi yapabilirsin peki, yani. Peki duygusallığa girdik. O zaman buradan bir kelamı bir analım mı? Anmayalım. Kokoreç. Ha, sen ben biraz yağ koydum buna şimdi. Birazdan duvara gireceğiz şimdi. Usta. Tamam pardon. Malzemelerimi sayabilir miyim Serdar? Tabii kokoreç var. Tamam bu ikisi ayrı değil mi? Bir şey yok. Farklı. Aynen. İki kokoreç. Pul biber, kekik, domates, biber, tuz. Tamam. Şimdi... Ekmekler de gelecek. Bir şey soracağım. Sen buyurun lütfen. Domates. Aa, ona gelecektim ben de. Buyur o zaman. Ben İzmir'desiniz. Oraya girecektim. İzmir'de domatessiz yapılıyor bizim bu galiba. Bizim İzmir'de sadece kokoreç üzerine kimyon dökülür, pul biber dökülür. Kimyon ve pul biber. Aynen. O şekilde yapılır. Ben İstanbul'da bir kere yedim hayatım boyunca. Bir daha da yemedim. Evet, biz böyle seviyoruz. Ha. Kendince bir tavır koymuş kardeşim. Kokoreç piyasası. Ben de kebapta aynı şey yaptım. Kebap acılı acısı, ben acısız derim. Var abi, Türkiye'nin değişik yerlerinde kokoreç çeşitli şekillerde ama yorumlanıyor. Ama burada domatesli yiyeceksin. Evet, tamam. Biz domatesli yiyeceğiz. Yiyeceksin İstanbul'da olduğu çünkü için. Çünkü Kadıköy'de domatesli yapıyorlar genelde. Evet. Şimdi bu yağ kızdı. Evet. Daha fazla kızdırmadan. Kemal de kızdı. Ben yemem. Biraz koyalım. Biraz daha koyalım mı? Koy. Evet, güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor ama güzel kokmadı. Güzel kokmadı. Bunu... Koku var ya, hiç cezbetmedi. Bu niye böyle oldu? Kokoreç çünkü. Böyle abi. Abi, demek ki biz... Ne olduğunu biliyorsun değil mi kokoreçin? Biliyorum. Kokoreçten daha çok kavurma gibi kokusu. Evet ya. Demek ki yapılışını görünce arkadaşlar biraz daha farklı oluyormuş. Pardon. Şuraya bakar mısın? Oraya bir küçük geldi. Evet ya. Gerçekten tamam. Fena koktu. Şimdi bu birazcık pişecek. Tamam, biz pişmesini bekleyeceğiz. Pişerken de... Atmıyoruz değil mi? Yok. İyice piştikten sonra geri kalanı ıvır zıvır atacağız. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir kısımları yağ gibi. Tabii farklı göbeğinde gibi. Yağ var. Aslında uykuluk vardır. Şu kısım yağ mı mesela? Bak, bakayım tabii... O kısım yağa benziyor abi. Evet, iki renk var çünkü. Bu işte şey beyaz olan, bu bağırsak kısmı. Hmm. Bunlar da yağ ve uykuluk kısmı. Anladım. Kokoreçin iyisini aslında şey olur değil mi? Uykuluk olur ortasında. Uykuluk severiz. Bizde bağırsak mı? Aaa! Çok iyi. Ne kadar tutacağız? Bu böyle bir 5-10 dakika form piştikten sonra o kısmı şeye gelebilir. Hadi don kal. O zaman biz arkadaşlar biraz bekleyelim, tekrar geri geleceğiz. Şimdi önce suyunu bıraktı az önce. Evet. Sonra çekti, o su buharlaştı. Evet. Şimdi yağ ve işte eti falan kaldı. Rengi değişti. Rengi değişti. Öyle çok da pişmeden bunun şeyini atmak gerekiyor. Çok yaşa. Kokoreç alerjin mi var? Biraz. tuzunu, baharatını, domatesini, biberini atmak gerekiyor. Bir de şey söylemek gerekiyor. Biz yani ofiste, evde bunu bir yere kadar bu şekilde yapabiliyorsun. Normalde bu çok daha farklı yapılıyor tabii. Değil mi? Bu... Tabii canım, bir kere bunu ustası yapıyor. Evet. Herkes alıp direkt oraya koymuyor. Şey falan farklı. Bildiğin sacı falan var. Düzenek farklı. Sacı farklı. Ya da közde yapıyor. Bizimki nasıl oluyor? Bizimki közde değil, özde kokoreç. Çok güzel. Stüdyoda kokoreç. Şimdi biraz kekik falan atalım da şu koku biraz şey olsun. Abi bir kere acayip kokuyor ya. Kokusu öyle. Bu kokoreççi de bu kadar kokmuyor bu kokoreç. Aynen öyle. İzmir'de kokuyor mu böyle? Kokmuyor. Tamam, biraz pul biber atalım mı? Bu arada kokoreççilerde hepsi öyle tabii ki diyemem ama
bu tip baharatlar ayıbı örter derler. Öyle. O yüzden öyle. Biz de ayıbımızı güzelce örteceğiz mi Serdar? Gerek var mı bizim ayıp örtecek bir şeyimiz? Biz var mı? Tat versin diye koyuyoruz. Ama bak direkt kekiği koyunca kekiği bas. Kekiği basınca direkt şey abi, değişti abi. Koku değişti. Ortam değişti. Ha. Şimdi biraz biber atalım. At abi. Mi? Yeterli mi atalım bu daha? Yeter. At biraz daha. Biraz daha atalım. Biraz da şey atalım. Domates. Onu da el atacağım diye korktum ya. Bekledik yani abi. Bir niyetlendim ama sonra dedim gerek yok. Tamam biraz da bundan attık. O fıtı fıtı yapacağız mı? Yapacağız tabii şimdi. Tamam mı? Olabilir çünkü tamam abi. Yeter. Beni onu kovalıyorsun değil mi? Evet, başından beri. Al Fırat'cığım. Ben Melih yapsın sen ya. Yap, Melih yap. Biri yapsın. Kardeşim orada çok istedim bunu ya. Melih bizi yakmadan. Ama 90 derece vurmuyorsun. Tamam mı? Ne yapıyorum? Çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adamın kardeşi. Sen de çek. Çocuk adam sen neyi istiyorsun? Limon. Ekmeği ver abi. Ekmeği abi, evet. Ver içini bir. Ama biraz daha pişsin bu. Tabii tabii. Ya o zaman biz biraz daha pişirelim ondan sonra getir ekmeği. Ekmeği getir bir o şovu görmeleri lazım. Bastıracağım mı? Tabii. Ama azıcık daha pişsin şu an. O suyu var ya. Tamam işte o suyunu almayalım mı kanki? Tamam biraz daha pişsin öyle yaparız. Tamam. Arkadaşlar biz biraz daha pişireceğiz tekrar geri geleceğiz. Bak şimdi kokoreç koktu ve evet, görsel de kokoreç. Serdar Bey elinize ver, sağlık. Büyük gerçekten. Adam olsun. Al. Kokoreç, çocuk adam. Kokoreç gibi oldu bu arada gerçekten. Kokoreç bayağı kokoreç gibi kokuyor ve görüntü falan da benzedi. Of. Oh şimdi. Ya Fırat ustam ya. Fırat ustam. Şeyi gömdü. İzmir'de var mı? Fırat usta yok. Hı? Rikos'ta? Çok güzel. Ekmek biraz bayatmış. Öyle ekmeği mi? De önemli kokoreçin ama biz o kadar şey yapamadık. Fırından yani, yediğini aldık. Of. Şunu göster. Fırat saçmalama. Bu çok iyi. Yani dev hizmet yani. Ver bu. Bir tane daha ekmek ver abi. Şunu kenara alalım. Büyük adam. Çocuk adam. Al bakalım çocuk adam. Of. Of of of. Onu da kopar. Koparayım mı? Koparmasan. Kendi kopuyor kanka ya. Ama artık kopmuş yiyeceğiz yani. Fırat Bey. Evet biz şimdi arkadaşlar bunları bir hazırlayalım. Koyalım ya. Koyalım. Böyle mi? Şöyle mi çekeceksin? Şöyle tamam, mi toplayacaksın? Kanka. Hayır be abi daha o ne? O kadar da değil. Şöyle spatula koyarız. Onu evde yaparım. Onu evde yaparım. Abi çok güzel gözüküyor. Bak burada da yine. Evet sıvamızla, pardon spatulamızla. abi. Komik adam. Hakikaten komik adam ya. Bir tane daha yapalım mı? Yapalım abi zaten. Tamam. Kaç kişi yiyecek? Yemeyeceğiz mi? Şimdi. Diğerini de yapalım abi. Ne diyor? Bunları bir tabağımıza koyalım. Kağıt. Bir tabak getirelim. Bir de kağıda saralım bunu ya. Kağıdımız var. Var. Kağıdımız da var. Kağıdımız çünkü da var. Çünkü ne farkımız var. Yani. Çok güzel koktu. Çocuk adam şunu şey yapıyorum şöyle. Yapıştır abim. Of. Öyle alsana. Alamam ki alın şey olur. Alınır abi. Alayım mı almayı? Alın abi. Abi. Niye almasın? Alamadı tamam. Yarısı dışarıda kaldı. Yarısı dışarıda mı? Oo bak. Kağıt da geldi. Demek ki. Bak, ben bunu diyordum abi yapabilirsin diye. Oğlum bu kağıdı nereden bulduk? Aldık abi ambalajda. Abim. Serdar. Şunları da. Abim. Buyur abim yarım. Teşekkür ederim. Abimden 15 TL al. Ayran abim. Abi biz ofis olarak yani her şeyi yapabiliriz bence. Kesinlikle. Bir şey söyleyeyim çok güzel gözüküyor bu. Abi inanılmaz gözüküyor. Hatta bir tabak alalım. Lütfen bir büyük tabak alalım. Bir de ne yapacağım Kemal dur. Çocuk sen, adam. Sen bunu sar bir kanka. Çocuk adam ayran. Abi bak bu hizmet dev hizmet yok yani kokoreççi de yok. Bak. Şu ekmeği ısıtıyor. Daha şöyle biz bir koyalım. Arkadaşlar bu bizim yaptığımız kokoreç. Bir de dışarıdan aldığımız kokoreçi bir hemen getirelim. Bir ikisi yan yana koyalım. Onu başka yere koy abi. Onu oraya. Dursun burada. Yardım orada dursun. Evet, sokaktan aldığımız, dışarıdan aldığımız. Bak bu da yarım ekmek, o da yarım ekmek. Bu bizim yaptığımız, yani şu ikisi biz yaptığımız, ortadakiler de dışarıdan aldığımız, bir kokoreçten aldığımız. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Daha yemedik. Bizim yaptığımız çok daha güzel gözüküyor. Yani o görüntü da, olarak bence bak, bizimki. Bak bu da bizimki. Bizimki de bir tabii duygusal bir bağ da var şimdi. Ama, bir de biz az kıydık. Yani evet. Löpet gelsin. Bu çok kıyma. Kıymış evet. Doğru. Kıyma makinesinden geçirmiş. Şimdi ben bunu bir bölüştüreyim. Tabii ki. Aynen. Pay et size kanka. Pay edelim. Biz yarım ekmeği ikiye böldük. Çerek de yapabiliriz şimdi. Çerek de yapsak daha mantıklı olurmuş. Hangi parçayı istersin? Hiç fark etmez. Köşeyi aldırın. Bunu da tamam. O zaman keselim. Buyur. Fırat'cığım. Nasıl abi hiç fark etmez.
çok güzel gözüküyor Fırat Bey. Fırat yani... Bey. Fırat Bey gerçekten güzel gözüküyor. Kusura bakma sana domates yedireceğiz ama Kemal'cim yani... Estağfurullah, yok. Bir şey olmaz herhalde. Alınıp küsmezsin değil mi bize? Buyur çocuk adam. Bana versene çocuk adam. Çocuk adamın kardeşinin bu. Aç poşeti. O zaman hep beraber. Şimdi bu bizim yaptığımız kokoreç. Evet. Diyor muyuz? Önce bir kokuyu koklayalım. Gayet kokoreç. Çok güzel kokuyor. Kokoreç güzel kokuyor gerçekten. Lütfen yiyelim hadi. Kendini tebrik ederim değil mi? Herkes tebrik etsin. Kral. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani böyle... Dükkan mükemmel yapayım. Biz girelim bu işe ya. Ha? Hı. Sen İzmir'desin, sen söyle. Ne diyorsun? Çok başarılı. Değil mi? Nasıl kanka? Bayağı iyi. Güzel oluyor. Evet. Hadi ben. Bununla merak ediyorum ama. Çünkü İstanbul'da ya, sadece bir kere yedim gerçekten. Ya ben şunu sevdim. Ha, bu, nesini sevdin sen bunun? Ya ben domatesi normalde de çok fazla seven bir insanım ama yakışmadığını düşünüyordum. Şu an tat olarak hiçbir sorun yok benim için, gayet güzel. Bana mesela ağır gelmedi, o güzel ya. O ağır, çok evet, yağlı evet. Şey gelmedi böyle. Bir fazla bir yağ yoktu bence. Evet. Bilmiyorum, belki biz yaptığımız ben için... Ben bilerek bunu tutacağım. Tekrar daha söyleyeceksin. Evet. Serdar Bey bunları tekrar bir kesebilir tabii, miyiz? Tabii. Sokaktan aldığımızda herkesin ağzı dolu, inanılmaz. Bakalım. Sokakta daha farklı şekilde yapıyorlar. Biz farklı şekilde yaptık. Ya ekmekleri daha küçük. Buyurun. Bir kere onunla anlaşalım. Tamam. Ekmek daha küçük. Buyurun. Okay. Al kısa köşeyi ben alayım istersen abi. Yok hayır. Ya. Al Kemal'im al. Al Kemal'im. Al. Evet. Ben de bu sefer köşeyi aldım. Sokaktan aldığımızı şimdi tadıyoruz. Bakalım. Koku. Bir dakika koku. Koku diyorum ama hepsi gömdü. Biraz koku. Farklı. Farklı tabii canım, baharat maharat. Evet. Evet. Hmm. Abi alışık olduğumuz kokoreç bu olduğu için bu şimdi... Bir de bunda taze kekik kullanmışlar. Kuru kekik değil. Abi şimdi güzel. Hiç güzel, yani oldu. Kötü bir şey diyemem. Gerçekten güzel. İkilemde bıraktılar yani. Ya bu kokoreçlerde genel bir tuzsuzluk sorunu oluyor. Aha. Niye tuz az koyuyorlar? Abi. Ben sokaktan aldığımızı gayet beğendim. Zaten normalden aldığımız bir yerden aldık. Hı-hı. Bence güzeldi ama bizimki bana daha hafif geldi. Niye bilmiyorum. Ben şimdi ondan bir daha yiyeceğim. Evet abi. Daha yenilebilir geliyor. Evet, daha hafif geliyor. Diğeri daha yağlı geldi bana. Bilmiyorum niye. Ben çok netim, bizim yaptığımız çok vallahi daha güzel. Ben ikisini de beğendim. Serdar sen mütevazilik yapıyorsun. Serdar bir mütevazilik yapmayın lütfen. Kral gibi yapmışsınız babacığım. Yaptık. Gerçekten. Vallahi ellerimize sağlık. Vallahi evet, biz kendi yaptığımızı daha çok beğendik. Sokaktaki de çok güzeldi ama biz kendimizinki daha çok beğendik. İçine de koyduğumuzu biliyoruz. Daha çok ağır gelmedi. Kokoreç demek ki evde de yapılabilen bir şey. Ben yapılıyormuş hani, ya. Yapılıyormuş. Deneyin abi yani, alın. Evet. Ben hiç yapamam. Maliyetini falan hani tam bilmiyorum da neye denk geliyor, ona göre bir hesabınızı yapın. Alın ya. Evet, ben beceremeyiz zannediyordum. Beceriliyormuş da, yapılıyormuş da yani. Kesinlikle. O yüzden bence yapabilirsiniz. Ben bizimkini yemeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Elinize sağlık. Bay bay.